Kozmetik uygulamalarda nelere dikkat etmeliyiz? Güzelleşelim, gençleşelim derken bedenimize zarar verme ihtimalimiz var mı? Konuyu dermatoloji uzmanı Ercan Karabacak hocamızla konuşacağız. Hocam gerçekten bu uygulamalarla bedenimize zarar verme ihtimalimiz var mı? Kar zarar hesabı yaptığımızda riskleri göze alıp genç ve güzel mi kalalım? Riskleri iyi değerlendirelim mi? Hocam çok güzel bir soru. Sonuçta kozmetik uygulamalarda kullanılan e, bazı malzemeler vücudumuz tarafından yabancı cisim olarak algılanabiliyor. E, uygulama teknikleri, uygulanan miktar büyük önem arz ediyor. Bazen çok faydalı olacağım diye e, yaptığınız bir işlem hayat boyu kalıcı kozmetik kusurlara yol açabiliyor. Bu nedenle çok basit bir enjeksiyon uygulaması da olsa, agresif bir e, yüz askılama tekniği de olsa, hastayla önce iyi bir muayene sürecini e, tamamlamak gerekiyor. Kullanılan materyali iyi seçmek gerekiyor ve tekniği tam esasına uygun olarak yapmak gerekiyor. Bu da belli bir tecrübeyi gerektiriyor, değil mi? Kesinlikle belli bir eğitim ve belli bir tecrübe gerektiriyor hocam. İki günlük, üç günlük, bir haftalık, bir aylık bir e, eğitimle ya da izleyerek görerek yapılabilecek bir şey değil. Uygulamalarda komplikasyon çıktığında onu da yönetebilmek gerekiyor. Hastayı bu yönden bilgilendirmek gerekiyor. Komplikasyon yönetimine e, haiz olmayan uygulayıcıların herhangi bir kozmetik işlem yapmasını biz önermeyiz. Doğru. Hocam uygulamalardan ve malzemelerden biraz bahsedebilir miyiz? Mesela en basitinden en komplikeye doğru anlatmaya çalışırsak nasıl? Tabii ki hocam. En sık uyguladığımız kozmetik prosedürlerden bir tanesi botulinum toksin uygulaması. Toz olarak soğuk zincirde tedarik edilen bir ürün. Ee, onu bunu biraz daha açar mıyız? Çünkü çok sık botoks olarak herkes biliyor. Tam evet. olarak maddi biraz daha açar mıyız? Bu, ne veriyoruz orada? Aslında bir bakterinin toksinini veriyoruz. Yani Hı -hı. toksin e, dokuya girdiğinde ilgili alana ulaşarak o bölgede bir etkinlik sağlıyor. Bu bazen vücudumuzda bir virüsün yaptığı e, enfeksiyon neticesinde bir ateş olabilir, bir e, ishal olabilir, bir öksürük olabilir. İlgili bakterinin salgıladığı toksin de kas sinir bileşkesinde kasın çalışmasına engel olarak görevini tamamlıyor. Botulinum toksini bakteriden elde edilen bir toksin. O zaman o bölgede yaptığımız bölgedeki kasları kullanamıyoruz. Evet. Mimikler azalıyor ve daha düzgün bir cilde sahip oluyoruz görüntü olarak. Evet. Böylece daha genç gözüküyoruz. Evet. Kas kullanımı neticesinde deride kırılmalar meydana gelebiliyor. Özellikle mimik kaslarını çok kullanan kişilerde 11 çizgisi dediğimiz kaşlarımızı çattığımız zaman alın çizgileri kaşlarımız yukarı kaldırdığımız zaman ve kaz ayağı dediğimiz güldüğümüz zaman da göz etrafımıza çıkan çizgilenmeler buradaki kaslara yapılan botulinum toksini uygulamalarıyla önemli ölçüde hafifliyor ya da tamamen giderilebiliyor. Bu uygulamalarda eğer ki uygulayıcı toksin miktarını tam olarak ayarlayamamışsa fazla toksin içeriyor ise ya da su miktarı fazla daha çok dağılma imkanı var ise yanlış noktalara enjeksiyon yapılmışsa o zaman yüz bölgesinde ufak asimetriler olabilir ya da bunlar geçici oluyor ama değil mi? Zaman içerisinde geçici oluyor hocam. Ya da göz kapağı düşüklüğü, pitoz dediğimiz göz kapağında düşüklük meydana gelebiliyor. Yüz bölgesinde farklı alanlara uygulandığında diş sıkma için bugünlerde bruksizm adı altında çok sık yapılan bir uygulama var. Masseter botoks. Yapıldığında yanlış alanlara kişi güldüğünde gülme kası birbirine eşlik edemeyebiliyor. Bu da asimetrelere yol açabiliyor. Bu zaman içerisinde azalabiliyor. Bunun haricinde dolgu uygulamalarında da biz bazı komplikasyonlarla karşılaşabiliyoruz. Dolguda ne veriyoruz hocam? Dolguda hiyalürinik asit kullanıyoruz. Hiyalürinik asit derimizdeki hiyalürinik asitin birebir sentetiği ve tamamen metabolize olabilme yeteneğinde. Bu büyük... Yani bir süre sonra etkisi kayboluyor. Evet hocam İçerisindeki partikülün yoğunluğuna göre, büyüklüğüne göre ve verilen miktara göre bir ömrü var yaklaşık 6 ay ile 18 ay arasında değişebiliyor bu süreç. Bunu hızlandıran, yavaşlatan bazı faktörler de var. Bu dolgu uygulamalarında eğer steriliteye çok dikkat edilmemişse enfeksiyon olabiliyor. Enfeksiyon alanında ciddi bir granülasyon dokusu olabilir. Skar dokusu geliştirebilir ve hastada kozmetik açıdan kalıcı bir hasar bırakabilir. Bununla beraber uygulama alanında fazla miktarda verilen hyaluronik asit hafif bir kabarıklık yapabilir ve dışarıdan kozmetik açıdan rahatsızlık uyandırabilir. Asimetrik bir görüntüye yol açabilir. Erimesi çok zor olabilir. Bunu eritecek farklı bazı enzimler var. Hyaluronidaz diye. Onun enjeksiyonu şart olabilir. Tabii ki dolgu uygulamalarında bazen kombine enjeksiyonlar da yapılabiliyor. Taş dolgu, kemik dolgu adını verdiğimiz bazı materyaller var. Bunlar yanlış yere uygulandığında o bölgede kalıcı olduğundan dolayı kozmetik açıdan ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Ya da hasta bunu bilmiyor. Hekim onu uyguluyor. Hasta aslında bunun geçebileceğini düşünüyor fakat hayat boyu o kozmetik görüntüyle karşı karşıya kalabiliyor. Bugün için çok trend olan bir uygulama 2 sene sonra trend olmayabilir. Hmm. Hasta ondan kurtulmak isteyebilir ve kurtulanmayabilir. Bunun için ilk başlangıçta işlemlerin yöntemiyle ilgili, malzemenin içeriğiyle ilgili, kalma süreciyle ilgili çok net bilgi aktarmak gerekir ve hastanın onamını aldıktan sonra bu uygulamaları yapmak gerekir. Şu anda bundan 15 yıl öncesinde yapılan dudak dolgularından bazılarının Çözümü ile ilgili hem dermatologlara hem de plastik estetik cerrah arkadaşlarımıza giden birçok hasta var. Kimisi cerrahi yöntemlerle çözülmeye çalışılıyor, kimisi farklı enjeksiyonlarla giderilmeye çalışıyor. Yıllarca kalabiliyor evet, dolgular evet. yani. Evet. Bazı dolgular. Hmm. Son jenerasyon hyaluronic asit ile ilgili böyle bir sorun söz konusu değil. Ama sonuç itibariyle bu uygulamalarla da dediğiniz gibi yıl sonra neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Onun için detaylı bilgi çok önemli ve hastanın bu verdiğiniz bilgileri anlama kapasitesinde olduğuna da emin olmak lazım. Orada belki gene bir yaş sınırına falan da dikkat ediyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle ee, benim. Yani, güzelleşeyim, güzelleşeyim, çılgınlığıyla ve heyecanıyla çünkü bazen şey olabiliyor. Anlattıklarınızı anlamayabiliyor. Ben kendi hastalarımda da görüyorum. Evet. Çocuk sahibi olayım, çocuk sahibi. Orada bir sürü şey anlatıyorsunuz. Tek derdi gebe kalayım. Evet. Ama bir aşamadan geçmemiz lazım. Bir takım şeyler yapacağız. Onun için belki sakin sakin bunları konuşmak lazım. Hedefe odaklanarak değil de süreci de bilerek ve nasıl yönetilmesi gerektiğini bilerek. Hocam kesinlikle. Şimdi biz de bazen hasta oluyoruz. Hekim arkadaşlarımıza gidiyoruz ya da ailemizin bir ferdini götürüyoruz. Aslında benzer süreçleri biz de yaşıyoruz. Evet. Bu kişiden kişiye belki değişebilir ama Hekim arkadaşımız bazı bilgiler aktarıyor. Aktardıklarını belki %70'ini biz hatırlamıyoruz, Doğru. unutuyoruz. %20'si, %30'u aklımızda kalıyor. Evet hastalar için de bu geçerli. Fakat onan formu burada önemli yardımcılardan bir tanesi. Bir de hastamıza bilgilendirme formu da muhakkak ki veriyoruz. Yanında bir kişinin daha olmasını istiyoruz. Danışman arkadaşlarımız ayrıca bir bilgi aktarıyor. Ama buna rağmen yine de ufak tefek sorunlar, yanlış anlaşılmalar tabii ki olabiliyor. Hastamıza mesela dudak dolgusu uyguluyoruz. Dudak dolgusunda hafif bir kızarıklık, morluk olabilir, herpes çıkabilir travmaya bağlı. Hmm. E, Hastada ciddi bir ödem olabilir 2-3 gün devam eden. Bunlarla ilgili hasta bilgi sahibi olduğu halde ertesi gün arayıp benim dudamda hafif bir kızarıklık oldu diye bilgi aktarabiliyor. Ya da botulinum toksini uygulamasında etki 2-3 günden sonra başlıyor. Hasta akşam arayıp hocam siz bize su yaptınız herhalde hiç bu hiç şey etki yok. etmedi diyebiliyor bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor hocam. Başka neler yapıyorsunuz hocam? Askılar var çok evet. moda. E, askılar dolgu dolgudan sonra askılarda komplikasyonla ilgili süreç e, kalıcı olanlarda biraz daha dikkat gerektiriyor. Hastaya iyi bir bilgi vermek gerekiyor. Kalıcı askılar genellikle silikon kaplı olan askılar. Kalıcı dediğiniz ne kadar kalıcı hocam? 6 yıl, 8 yıl arasında bir kalıcılığı söz konusu. Tabii ki burada etkinliğin süreci bu. 6-8 yıl sonrasında ip orada kalıyor, erimiyor. Fakat etkinliği kayboluyor. Tekrar yapmak tekrar gerekiyor. Tekrar yaptırılabilir, tekrar olabilir. Yani orada bir malzeme var, onun üzerine tekrar bir evet. malzeme konuluyor. Evet. Vücut bunu tolere ediyor mu? Vücut bunu tolere ediyor. Bu silikon ipin etrafında bir fibroz doku geliştiriyor. Bir bağ dokusu geliştiriyor. Bu bağ dokusu da aslında zaman içerisinde yer çekimine yenik düşen dokunun biraz yukarı doğru toparlanmasına yardımcı oluyor. Fakat cerrahi operasyon düşünen kişiler için bazı plastik cerrah arkadaşlarımız yani bunun çok önerilmemesini istiyor. Yani eğer hasta yüz gelme, orta yüz gelme ameliyatı düşünüyor ise öncesinde kalıcı bir yüz askılama sürecinden geçmemiş olmasını tercih ediyor. Orada bir cerrahi işlem yaparken belki de o malzeme Sıkıntılı bir şey. Düşüncesiyle. Oluşturabilir düşüncesiydi. Hocam yüzün dışında vücutta da çok fazla işlem yapılıyor. Çok fazla derken ben şeyi kastetmek istiyorum dövmeleri. Yani bir bakıyorsunuz bütün vücut dövmeyle dolu ve kalıcı dövmeler çoğunlukla ve cilt en büyük organımız. Ve evet. bütün organlar birbiriyle iletişim halinde ve bütün organlar yani... Şuramıza bir iğne batsa bütün vücudumuza böyle aniden bir elektriklenme, bir çekilme oluyor. Yani bütün hücreler birbiriyle iletişimde ve birbirinden etkileniyor. Şimdi hal böyleyken biz bütün cildi, bütün cildi kullanmasak bile şuramızı dövme yaptırdık kalıcı cilt altına. Dövmenin tam mekanizmasını da bilmiyorum. Ama sonuçta kalıcı bir şey yapıyoruz bir organa, bir dokuya, bir hücre grubuna. Hem cildimiz hem beden bundan nasıl etkileniyor? Hocam ee, pigment belli bir derinliğe bırakıldığında o bölgede kalıcı oluyor. Tabii ki bu pigmentler amatör olarak ya da profesyonel olarak tatuajcılar tarafından yapılıyor. Pigmenti sağlayan renkler o bölgede bir yabancı cisim reaksiyonu oluşturabiliyor. Çok kısa vadede alerjik kontak dermatitler ya da anafilaktik reaksiyona kadar ulaşan sıkıntılara yol açabilir. Bununla beraber uzun vadede kronik yabancı cisim reaksiyonuna bağlı hiç istenmeyen, tedavisi zor olan Dermatolojik problemlerle kişi karşı karşıya kalabilir. Aslında yine kozmetik açıdan iyi olabilmek adına yapılan bir uygulama sonrasında bazı sıkıntılı süreçleri başlatabiliyor. Kişi aynen kozmetik uygulamalarda olduğu gibi bir dövmenin bir süre sonrasında vazgeçmek isteyebiliyor, o dövmeden kurtulmak isteyebiliyor. Bu sefer daha farklı bir sorunla karşılaşıyor. Daha uzun bir süreç. Dövmeyi belki 1 2 3 günde 2 3 seansta yaptırırken dövmeden kurtulmak için onlarca seans gidebiliyor ve bazı renk tonlarında çözüm ne yazık ki sağlanamıyor. Bazı lazer türleri ya da bazı derinliklerdeki pigmentler skar dokusu bırakıyor. İz dokusu kalıyor. Dolayısıyla burada kozmetik açıdan bir örtü sağlayacaksa bazen düşünülebilir. Örnek veriyorum. Hastada keloid vardır. Bozuk bir yara iyileşmesi olmuştur. Ya da çok ciddi kozmetik açıdan önemli bir bölgede bir iz dokusu vardır kişi onu yumuşatmak adına, kozmetik açıdan biraz daha hoş gözükmek adına onu kapatabilir. Aslında bu tıbbi belki de psikolojik açıdan da bir zaruret olabilir. Ameliyatı yapıldığında kişi buna pişman olabilir. Benim asistanım küçük bir trafik kazası geçiriyor, küçük yaşlardayken. Sağ bacağın arka tarafında bir doku kaybı oluyor. Bu doku kaybı hem derin doku kaybı hem derideki bir doku kaybı. Rekonstrüktif cerrahlar birkaç defa operasyon düzenliyorlar ve minimal bir iyilik hali sağlanıyor. Birkaç defa konsülte ettik. Daha fazla bir iyilik hali olmayacağı ortaya çıkmıştı. Kendisi çok profesyonel bir e dizaynla karşıdan bakıldığında ışığın da oyunlarını sağlayacak şekilde çok güzel bir tatuaj yaptırdı. O biz tıbben zarur etti ve şu anda daha daha iyi. Yani o travmatik görüntüye bir kozmetik hoş görüntü kattı. Daha tolere edilebilir oldu. Eğer böyle bir zaruret durumu yok ise o zaman e, kozmetik açıdan yapılacak olan pigment ve tatuaj uygulamaları yabancı cisim reaksiyonlarına yol açabilir ve bu da yakın zamanda kapıyı çalan daha farklı dermatolojik problemlere zemin hazırlar en büyük organımız dedik ve pek çok fonksiyonu var. Sadece bizi kaplamıyor, sadece işte paket görevi görmüyor. Mesela D vitamini sentezi oluyor. İşte buradaki hücrelerle güneş ışığı geliyor, temas ediyor. D vitamini sentezi gidiyor, kalsiyum emilimi yapıyor. Bağırsak epitelini etkiliyor falan falan. Hani daha önce de dedik ya, her şey birbirliği ilintiliyken biz oraya zarar verici bir işlem yapıyoruz. D vitamini etkiliyor mu dövme yaptırma? E, yüzeyle doğru rantla etkileyebilir. Çünkü çok fazla yüzeye uyguladığınızda evet. oradaki işlemi bozuyoruz, doğru mu? Kesinlikle. Bu hani bildiğimiz çok basit bir işlem, pek çok görevi var. Belki dokunma hassasiyetini falan da değiştiriyor mu? Şöyle ki dokunma çok uçlara gidiyoruz. Çok uçlara gel evet. <laughs> Aklıma geldi. <laughs> evet hocam. Yani dokunma hassasiyetini çok etkileyeceğini düşünmüyorum. E, fakat ışıkla ilgili, ultraviyole ile ilgili. Farklı yatkınlıklara yol açabilir, hastalıkların tanısını geciktirebilir. Örnek veriyorum. daha Evet, koyu... hastalıkların tanısını da doğru. Evet, pigment açısından koyu pigmentler kullanıldığında ultraviyole o bölgede daha etkin olacaktır. Hı hı. Daha etkin olduğu için deride farklı değişikliklere yol açabilecek bir potansiyel oluşturacaktır. Yani premalin kanser öncüsü ya da malin kanser hücresi gelişimine yol açabilir ve bunun tanısı çok zor olabilir. Doğru. Çünkü pigment onu gizleyecektir. Kişinin gözünden kaçacaktır. Hekime başvurma sürecini uzatacaktır. Hem erken tanıyı geciktirebilir hem de bir lezyonun oluşmasını potansiyelize edebilir. Yine cilde uygulanan işte piercingler, kulak kepçesinin her bir noktasına takılan minik minik işte küpeler bunlar da aslında cilt sağlığına ve iletişim sağlığına da zarar veriyor. Yani hücreler arasındaki iletişimi de etkiliyor. Ee, mesela kulak akupunktur noktası her bir noktasında bütün organlarla alakalı bir sinirsel noktalar var, merkezler var ve akupunkturla kulağa yapılan akupunkturla bir sürü hastalık tedavi ediliyorken biz gene o bölgeleri de gelişigüzel kafamıza göre deliyoruz, takıyoruz, bastırıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Evet. Ne dersiniz hocam? Hocam şöyle ki Evet, burada belli basınç noktalarında uygulanan piercingler kronik bir basıya yol açabilir. Kronik bir sürekli bir uyarı hali evet. verebilir. Yani bir alana yapılan bu kronik uyarı bazı metabolik faaliyetleri hızlandırabilir, bazı metabolik faaliyetleri de azaltabilir. Dolayısıyla tam bir denge gerektiren vücudumuzla ilgili aslında hiç hesaba katmadığımız farklı sorunlar ortaya çıkabilir Hocam kronik bası deyince aklıma şey geldi. Bir arkadaş, doktor arkadaş sağ bacağında bir ağrı var. Gitmediği doktor, çekilmeyen MR, cerrahlar, ortopedistler herkes görüyor. Bir türlü ağrının nedenini bulamıyorlar. Sağ kalçasından siyatik gibi aşağıya doğru ayak tabanına kadar inen bir ağrı. Sonra bir gün birisi fark ediyor ki diyor ki sen neden cüzdanını arka cebinde taşıyorsun? Evet. Cüzdanı çıkartıyor bütün ağrı kesiliyor. Hocam kanlıcınız yani cüz kronik... cüzdan olabilir o. <laughs> o da olabilir. Kadın doğumcuydu kendisi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sonuçta hep şeyle görüyorduk ondan sonra onu elinde çantayla taşıyor. Yani neden elinde bu çanta deyince bu hikayesini anlattı. Evet. Şimdi artık şeyde de önüme düşüyor. Sosyal medyada bazı arkadaşlar paylaşıyor. Cüzdanınızı arka cepte ta taşımayın diye. Çünkü kronik bir bası. Evet. Oraya dediğiniz gibi sürekli bir uyarı, sürekli bir uyarı. Beden aslında gelen her uyarıyı ve her işlemi kendi içinde değerlendiriyor. O zaman biz ona doğru uyarılar ve doğru dokunuşlarla yaklaşmalıyız ki çıktıları güzel olsun. Hocam kozmetiği bu kadar bütüncül ele aldığımız için ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağolunuz. Son bir mesaj vermek ister misiniz? Evet hocam ben de misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Sadece ee, çay ikram ettik hocam olun. Hocam bir çayın 40 yıl hatırı var kahve gibi. <laughs> Şöyle ki medikal uygulamalarda doğru uygulayıcı, doğru malzeme, doğru teknik, ve doğru zaman en önemli dörtlü bu. Zaman da çok önemli, evet. buna da dikkat etmek lazım. Çok teşekkürler, evet, teşekkür sevgiyle ederim. kalınız efendim.